Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir dersimizle birlikteyiz. Bu seride güzel eserler geçiyoruz. Farklı bir repertuarla ilerliyoruz. Bu dersimizde Zülfü Livaneli Üstad'ın Memik Oğlan isimli eserinin nasıl çalınacağını anlatmaya gayret göstereceğim. Notaları ekranın altında göreceksiniz. Performans videosunun linkini video bilgilerinden bulabilirsiniz. Her zaman hatırlatıyorum, bütün derslerimin mutlaka video bilgilerini kontrol edin orada. Çünkü ilgili başka videolar, gerek nota solfej videoları, gerek performans videoları veya makamlarla ilgili bir takım linkler bulabileceksiniz. Eserimiz Muayyer Kürdi. Si'lerimizi 5 komalık bemol olarak kullanacağız. Arıname ile nakarat aynı ezgiye sahip ve nakarat ezgisiyle hemen giriş yapalım. İlk notalarımızı görüyoruz. Bakın eserimiz 6 zamanlı olduğu için Van, Geli, Bolu gibi bir hani daha önce mızrap çalışmıştık. Aynı o şekilde başlıyor. Fakat şöyle yapalım bakın. Mi'ye birinci parmağımızı koyup hani başta 2-8, 2-16'lık var ama daha sonrasında ağırlıklı olarak 2-16'lık, 1-8'lik, 2-16'lık şeklinde devam ediyor. Burada ufak bir ayrıntı da vereceğim ama çalmaya devam ederken onu anlatayım. İlk bölümü çalalım bakın, notalarını okuyarak çalacağım. Mi fa 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 mi 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 re 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 do 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 do. Buraya kadar bir cümle. Burada o ayrıntıyı anlatayım. Bakın direkt olarak böyle hani gümbür gümbür direkt nota çalmayalım. Şu değil bakın. Bu tamam doğru notayı çalıyoruz birebir fakat estetik değil. Şimdi burada şu hareketi yapalım. Üst telden hafif vuruşlarla bazı notaları boş geçirelim. Gördünüz mü ne yaptığımı? İlk darbe vurduktan sonra hatta fa'ya vurmadım bile bakın. Yani mi'yi vurduktan sonra oradaki titreşimi fa'yı kapatarak fa'da da kullandım. Ama mızrap vurmadan kullandım. Ve şu hareket bakın. Üst tele üstten, alt tele alttan vuracak şekilde. Mi fa 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 mi 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 re 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 do 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 do. Çok daha estetik bir duyum elde etmiş oluruz. Bunu eser boyunca yapacağız arkadaşlar. Başlangıçta yapmayabilirsiniz yani. Önce birebir çalıp ondan sonra bu estetiği katabilirsiniz. Ben başta bunu anlatmış olayım ama. Şimdi devamdaki cümleye bakalım. Do re mi 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 re 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 do 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 si 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 si. Evet, ikinci bir satıra geçtik nota olarak fakat hemen öncesine baştan itibaren olarak gelelim. Mi fa 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 mi 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 re 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 do 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 re mi 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 re 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 do 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 si 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 si. Ve üçüncü bir cümleyi daha alalım. Si do re 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 do 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 si 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 la 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 la. Tekrar ediyorum burayı. Si do re 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 do 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 si 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 la 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 la. Ve yeni bir satır daha. Orada da iki ölçümüz var. La si do 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 si 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 la 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 la. Aslında ne yaptık? Bir tek cümlenin sekileme olarak 4 kez tekrarını yaptık diyebiliriz. Evet. Bol miktarda sekileme var bu eserde. Sekilemenin ne olduğunu daha önce izah etmiştim arkadaşlar, biliyorlar. Şimdi en baştan bir kez daha çalarak gelelim. Aralarda telifle ilgili sıkıntı yaşamamak için küçük boşluklar bırakacağım arkadaşlar. Evet. Notları görüyoruz. Mi fa 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 mi 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 re 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 do 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 re mi 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 mi
re 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 do 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 si 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 si. Devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Si do re 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 do 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 si 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 la 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 la. Ve devamı. La si do 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 si 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 la 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 la. Burası, bu ezgi yani, hem uyu memiko olan uyu, öte geçelerde büyü diye nakarat bölümünün ezgisini teşkil eden bölüm, aynı zamanda eserin başında araname olarak çalınan ezgi. Şimdi geçelim söz bölümüne. Söz bölümü direkt muhayyer perdesinden başlıyor, yani tizla dediğimiz yer. Bunu tizla demektense muhayyer perdesi demek de güzel olabilir. Özellikle geleneksel Türk sanat müziğiyle uğraşan arkadaşlar perde isimlerini zaten mutlaka bilmeleri gerekiyor. Halk müziğiyle uğraşan arkadaşlar da bilirse iyi olur. Çünkü bu açıktaki lağımıza dügah sesi derken biz buradaki sesimize muhayyer diyoruz. Evet, notları görüyoruz ekranda. La 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 la. Ve hemen yeni notalarla devam. La 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 la. Bakın iki ölçüde sürekli la 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 diye okuduk. Neresi burası? 14 yaşın dikenine. Aynı ses. Hiç değiştirmedik. Ve devamında la la sol la sol fa 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 fa. Evet, bir daha alıyorum. La la sol la sol fa 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 fa. Ve devamında la 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 sol 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 fa 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 mi 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 mi. Yine bakın sekileme olarak devam ediyor. Bir ölçü daha alacağım. Mi mi re mi re do 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 do. Direkt söz girişinden değil de ilk baştaki iki ölçüyü es geçip ondan sonrasından itibaren alıyorum bakın. Göz ucuna karıncalar toplanmıştan alacağım arkadaşlar. Onun öncesi çok basitti zaten. La 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 sol 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 fa 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 mi 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 re mi re do 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 do. Şimdi söz girişinin başından buraya kadar alalım. La 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 sol la sol fa 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 fa. Devam. La 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 sol 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 fa 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 mi 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 re mi re do 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 do. Ve orada bir ara saz bölümü var. La si do si la 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 la. Fakat biz orayı biraz daha hareketlendirelim. Notada da görüyoruz zaten onu. La si do si la si la 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 şeklinde. Bir daha alıyorum. La si do si la si la 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 la. Evet. Hemen üçüncü mısrağın ezgisine geçelim. Notlarını gördük. Mi fa 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 mi fa 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 la 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 sol la sol. Bu iki ölçüyü bir daha alacağım. Mi fa 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 mi fa 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 la 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 sol la sol. Hemen devamına bakalım. Sol fa mi re re do do do. Birleştirelim burayı. Önce sözüyle okuyacağım bakın. Kurşun gelmiş kaşlarının üstüne. Notalarıyla alalım. Mi fa 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 mi fa 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 la 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 sol la sol sol fa mi re re do do do. Ve hemen devamına bakalım. Mi fa 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 mi 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 re 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 do 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 la si do si la si la 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 la. Çok benziyor değil mi birbirine ezgiler? Evet. Bu bölümde bu şekilde ve geriye ne kaldı biliyor musunuz arkadaşlar? Başta araname olarak çalmış olduğumuz nakarat ezgisi kaldı. Orayı da yeniden bir sözleriyle alalım. Uyu memik olan uyu öt
bakın hep sekilemeli olarak devam ediyor. Notalarıyla alıyorum. Mi fa 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 mi 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 re 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 do 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 re mi 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 re 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 do 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 si 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 si. Yine sekileme devam edecek si'den. Si do re 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 do 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 si 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 la 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 si do 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 si 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 la 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 la. Eser bu kadar arkadaşlar. Ve başta belirttiğim gibi performans videosunu video bilgilerinde linkini göreceksiniz. Onu takip ederseniz eserle ilgili daha çok böyle kafanızda şekillenme meydana gelir. Rahmetli Burhan Çaçan bunu okumuştu, biraz daha fazla meşhur etmişti. Yani Zülfü Livaneli dışında okuyan o olmuştu. Ama çok uzun yıllardır bu eseri kimseden dinlemedim. Bazı eserler bazen uykuya yatabiliyor. İnşallah bu vesile, bu ders vesilesiyle şöyle gündemimize almış oluruz. İyi, bir başka derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.